Teşekkür ederim. Adana'da bu konuşmayı yapmadan önce nasıl bir slide göstereyim diye biraz düşündüm. Herhalde en uygun olan slide buydu. Hepinize afiyet olsun. Herhalde yemişsinizdir Adana'nın meşhur kebabını. Efendim, obezite cerrahisi hakkında yaklaşık bir 7-8 yıldan beri konuşuyorum. Epey yol kat ettik. Ama daha gideceğimiz çok yol var. Toplum olarak bu tedaviye, hekimler olarak bu tedaviye henüz daha hazır değiliz. Ne kadar konuşursak, ne kadar verileri ortaya koysak da hasta sayılarımızda henüz daha çok büyük bir artış yok. Ülkemizde yılda 450'yi geçmiyor obezite cerrahisi yapılan vaka sayısı. Ve birkaç tane merkez dışında da bu cerrahi hala da emekleme çağında maalesef. Sanıyorum ki biraz önce Nilgün Hocam'ın da anlattığı gibi mucizeleri ve beklentileri bir tarafa bırakıp etkinliği şu anda bütün dünyaca kabul edilen bu tedavi yöntemine birazcık daha ağırlık vermek ve değerli endokrinologları ve iç hastalıkları uzmanlarının bu tedavi yöntemiyle hastalarını bilinçlendirmeleri ve yönlendirmelerini umuyorum. Umuyorum ki bu konuşmalar bu tip tedaviye ileride daha çok hasta yönlendirilmesini sağlar. Benim de inanın ki herkesten daha çok umudum, isteğim, beklentim bir mucize ilacın çıkması. Çünkü yaklaşık 10 senedir bu hastalarla uğraşıyorum ve hiç de kolay bir iş değil. Çünkü ameliyat bu işin başlangıcı. Ameliyattan sonra yaşadıkları sorunlar ve olumsuz bir takım problemler çok çok önemli. Ve sanıyorum ki cerrah arkadaşlarım çok büyük yoksa bir durumla da karşı karşıyayız. Dünyanın bir tarafında açlık, sefalet ve bir sürü bulaşıcı hastalıklardan insanlar kırılıyor. Her gün gazetelerde, televizyonlarda bunları açık açık görüyorsunuz. Ve toplum için, dünya için çok önemli bir sorun. Dünyanın diğer tarafında ise bolluğun, bereketin getirdiği sorunlarla uğraşılıyor. Ve yanılıyor olabilirim ama kalp hastalıkları ve ona bağlı olan problemlerin tedavisi için yapılan araştırmalardan sonra ikinci en önemli araştırma konusu da obezite ilaçları üzerine gidiyor. Ve hala daha dünyada bu paradoks devam ettiği için çok önemli. Biraz önce Nilgün Hocam'ın da defalarca bahsettiği gibi toplumumuz için de son derece önemli bir konu. Özellikle dikkatinizi daha önceki konuşmalarımda olduğu gibi genç neslimize çekmek istiyorum. Okul çağı çocuklarımızın beslenmesi giderek bozuluyor. Giderek daha kötü hale geliyor. Yakın bir geçmişte bana öğle menülerinde söyledikleri, bizim Rus salatası olarak bildiğimiz, genelde şimdi Amerikan salatası olarak bilinen salatalığın yenildiği, ekmek içi, patates kızartması, mayonez ve ketçapın yenildiği, tereyağında pişirilmiş veya kaynatılmış mısırın yenildiği bir nesil geliyor karşımıza. Ve giderek mesela kahve çay içmekten bir yana altı dondurma, üstü kakaolu bir çikolatalı içecek, onun üstü krema, onun üstü şeker olan bir içecek içmeye başladı çocuklarımız. Ve böyle bir toplumla yaklaşık bir 10 yıl sonra erişkin olarak bunlarla karşı karşıya kalacağız ve oranlar da giderek maalesef yüksek bir hale gelecek. Her işin, yani özellikle bu obezitenin tedavisinde birincil koşul önlemek. Bizim Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ulvi işleri olduğu için tabii bu tip toplumsal konulara pek fazla eğilemiyorlar sanıyorum ama bizlerin hekim olarak öncelikli bu ilaçlardan, bu ameliyatlardan, bu yöntemlerden çok çok daha önemli olan şeyimiz bu işi toplumda bilinçlendirmemiz ve önlemeye çalışmamız. Üç tane ana yöntem var bilimsel olarak kabul ettiğimiz. Diyetler, egzersizler, davranış tedavisi ve hocamın söylediği medikal yöntemleri yanı sıra da bunları uygulamış, bunlarda başarılı olamamış olan hastalarda son çare olarak yapılması gereken cerrahi tedavidir. Hiçbir zaman daha önce diyet yapmamış, ilaç kullanmamış, bir hekim kontrolünde obezite tedavisi görmemiş hiçbir hasta obezite cerrahının kapısından içeri girmemeli diye düşünüyoruz ve bunu uyguluyoruz.
Kimler ameliyat yapıyoruz? Artık bunlar son derece klasikleşti. Bütün dünyada kabul edildi ve bunun haricinde de hiç başka bir şekilde çıkılmıyor. Kitlenin, vücut kitle indeksinin 40'ın üstünde olması gerekiyor veya 35 ile 40 arasında olacak ama çok önemli. Kişinin günlük yaşantısını etkileyecek ve onun ileriki yaşantısında sorun yaratabilecek problemleri olan hastaları ameliyat ediyoruz. Öyle hastalarla karşılaşıyorum ki genellikle bana geldiklerinde yanlarında bir çuval, bir torba, çuvalı abarttım tabii, bir torba ilaç da geliyorlar ve en aşağı 6-7 ek hastalıkları söz konusu oluyor. Günde aldıkları ilaç sayısı bazen ona daha önceden tartışılan bir konuydu. Artık son 2 yıldan beri üstünde çok fazla durulan bir konu değil maalesef. Bizim kliniğimizde de pediatrik endokrinolojiden gelen hastaları ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. En genç hastamız 14,5-15 yaşında idi. Ve bunlar pediatrik endokrinolojinin tüm şeylerine rağmen, çabalarına rağmen bir sonuç alamadıkları ve eti senin kemiği benim diye Gündüz Hoca'nın yolladığı hastalar idi. İleri yaşlarda ise genellikle ortopedik sorunlar hastaları bu tip tedaviye yönlendiriyor. 65-70 yaşında akli melekeleri tamamıyla yerinde ama ortopedik sorunları nedeniyle yataktan kalkamayan ve bu nedenle de bir sürü sorun yaşayan hastalar bu ameliyatlar sayesinde veya daha başka minor tedaviler sayesinde yürüyebilir hale geliyorlar. Kliniğimize tekerlekli sandalyeyle veya sedyeyle gelen hastaların 3-4 ay sonra yürüyerek bizim karşımıza gelmeleri çok sevindirici bir sonuç oluyor. Kesinlikle kısa süreli obezitelerde hiçbir zaman hemen ameliyat düşünmüyoruz. Dediğim gibi hastanın mutlak surette uygun tıbbi ölçülerde biraz önce saymış olduğumuz tedavi modellerine uygulanmış olmasını istiyoruz. Tabii ki endokrin bir bozukluğu olana hiçbir şekilde bu ameliyatları yapmıyoruz. Alkol ve ilaç bağımlılığı bizim için son derece engelleyici bir durum. Bu gibi hastalarda ve bir takım başka bağımlılıkları olan hastalarda başarı oranı çok çok düşüyor. Bu nedenle hastaları mutlaka iyi amelenin izlerini almak ve değerlendirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde ameliyat dediğim gibi bu işin başlangıcı. Ameliyattan sonra hastanızı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Ve bu süreci yapamayacak olan hastaları da ameliyat programını almamanızı tavsiye ediyorum. Ekip çok çok önemli. Yani bu ekip oluşturulmadan bir cerrah, bu obezite cerrahisine başlaması mümkün değil. Ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında bu ekibin hepsi belirli koşullarda, belirli zamanlarda işe yarıyorlar ve mutlaka bu ekibin oluşturulması gerekiyor. Şimdi 50'li yıllardan beri ameliyatlar konusunda, obezite cerrahisi konusunda çok değişik ameliyat yöntemleri uygulanmış. Ancak bugün artık bütün dünyada kabul edilen iki ana mantık var. Bir tanesi yeniden gıda miktarını azaltmaya yönelik ameliyatlar, restriksiyon ameliyatları. Diğeri ise restriksiyonu yapalım ancak bu yeterli değil. Buna bir de mutlaka malabsorpsiyon ekleyelim. Yani ince bağırsağın hacmini de azaltıcı ameliyat yapalım diye düşünülüyor ve bugün için kullanılan iki tane yöntem var. Bunların değişik varyasyonları var. Bizim ülkemizdeki obezitenin ana nedenlerinden bir tanesi aşırı miktarda karbonhidrat tüketimi ve de hastalarının çok büyük bir kısmının hareketlerinin çok fazla olmaması. Ve bu restriksiyon girişimleri bu aşırı miktarda karbonhidrat alımını yani ekmek yemesini, pilav yemesini, makarna yemesini önleyecek bir girişim oluyor. Tabii ki malabsorpsiyonla birlikte yapılan ameliyatlar çok daha uzun süreli, çok daha sorunlu ameliyatlar. Dolayısıyla sadece restriksiyonla hastanızın çok büyük bir kısmını tedavi edebiliyorsunuz ama yetişmeyen durumlarda oluyor. Ameliyat öncesi değerlendirmede bu kriterler önemli. Bizim için. Vücut kitle indeksinin 50'nin üstünde olması, erkek hasta hipertansiyon, pulmoner emboli riski ve de 45 yaş üstü değerlendirmede dikkat ettiğimiz faktörler. En basitinden başlayacak olursak buraya saymış olduğum 5 tane yöntemi bugün için uyguluyoruz.
Bunlardan konumuzun başlığı yeniliklerdi. En başta isterseniz endoskopik girişimlerden biraz bahsetmeye çalışayım. Son 2 seneden beri revaçta olan yöntemler bunlar. Ameliyatsız olması herkesin ilgisini çok çekiyor. Endoskopla içeri giriliyor, midenin içerisine giriliyor ve bir takım dikişlerle midenin kardiye bölümü sıkıştırılıyor. Orada ikinci bir sfinkter oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak daha vücut kitle indeksi düşük olan ve de daha kolay anlaşabildiğiniz hastalarda bu yöntemler başarılı oluyor. Özellikle sıvı veyahut da yarı yumuşak ama kalorisi son derece yüksek gıdalarla beslenen hastalarda hemen hemen hiçbir sonuç elde edilemiyor. Çünkü bu hastalara oldukça rigid bir takım işlemler yapmak gerekiyor. Balonlar yine bu grup içerisinde değerlendirilen bir konu. Midenin içerisine yine endoskopla giriliyor ve onun içerisine bir top gibi bir balon yerleştiriliyor. Yaklaşık 600 cc hacimde. Bu tabii ki midenin içerisinde bir yer kapladığı için gıda alımını azaltıyor. Ve hastaya devamlı bir tokluk hissi sağlıyor. Ancak 3. aydan sonra hastalarım çok rahatlıkla bu balonu yenmenin yolunu öğreniyorlar. Ve açıkçası balonu bir tarafa itip onun yanına yemeklerini gayet güzel bir biçimde yiyebiliyorlar. Dolayısıyla hangi yöntem, hangi koşullarda bunu uyguluyoruz? Hastanın risk faktörleri fazla ise, kilosu çok fazla ise bu balonu koyup kilosunu bir parça indirebilmek mümkün 2-3 ay gibi bir sürede. Ve ondan sonra sizin bu ameliyat indikasyonlarınızı veya ameliyat sınırlarınızı daha rahatlıkla sokabilmeniz mümkün. Bir de yeni son 1,5-2 senedir kullanılmaya başlayan bir balonumuz var. Bunda da midenin duvarına bu balon dikiliyor ve sonuçta balon hareket etmiyor midenin içerisinde. Tam kardiye bölgesinde şişik bir vaziyette duruyor. Bundaki etki mekanizması çok daha efektif. Ancak tabii yine bu sıvı ve yumuşak gıda alımlarında balonun etkinliği bir parça tartışılır halde henüz. Restriksiyon için bütün dünyanın kullandığı ve çok revaçlı olan alet bu. Halk arasında belki kulağınıza gelmiştir. Kelepçe diye adlandırıyorlar. Bana da kelepçeci doktor diyorlar. Olan olay şu görmüş olduğunuz belinizdeki kemer gibi bir kemer. Silikondan yapılmış bir kemer bu. Bu tam özofagogastrik bileşkinin oraya konuyor. Midenin arka tarafından bu. Şurada yukarıda küçücük bir hacmi olan ve ondan sonra şurada bantın olduğu bir hale geliyor. Bir kum saati şekline dönüştürülüyor. Aslında yemeğini yediğinde sadece bu yukarıdaki kısmı doldurabiliyor. Oradan aşağıya geçiş oldukça yavaş oluyor. İstediğimiz bu boşalım hızının 3 saat gibi bir sürede olması. Eğer şuraya alacağı hacmin daha fazlası bir gıda alırsa aslında kusuyor. Bunu yenebilmesi mümkün değil. Yani bir iki köfteyi yediği zaman bu doygunluğu hissetmeye başlıyor. Üçüncü köftede artık tamamen doyuyor. İlla dördüncü köfte yiyeceğim diye uğraşırsa olduğu gibi kusması oluşuyor. Cilt altına konulan şu kısmıyla da, rezervuar dediğimiz bu kısmıyla da bu bant aynı belinizdeki kemer gibi istediğiniz kadar genişletilip daraltılabiliyor. Bunun avantajı hocamın da bahsettiği gibi bu pimpon etkisini ortadan kaldırmak. İlk bir sene içerisinde bu bant sıkılı tutuluyor ve hasta istediğiniz kilo rakamlarına indirilmeye çalışılıyor. İndikten sonra da bu bant bir parça daha gevşetilerek biraz daha fazla yemek yemesi, daha rahat yemek yemesi sağlanıyor. Ancak o kiloda da sabit durması sağlanıyor hastanın. Erken dönemde bu bantı çıkartmak zorunda kaldım. 4 hastam oldu ilk 2 yıl içerisinde. Ve 2 yıl içerisinde bantı çıkarttığım hastaların tümünde amiral koltukları kilonun üstüne çıkın oldu. Bantın özellikle en az 5 sene vücutta durması gerekiyor. Yapılış amacı bunun ömür boyu vücutta kalması. Ve ilk kullanıldığı tarih 89 yılı. Şu anda herhalde bütün dünyada 5,5-6 milyon insanda takılı ve hiçbir kongrede veya hiçbir dergide de uzun süre kalımına bağlı bir sorunla karşılaşılmıyor. Sorunlar var mı? Tabii bir sürü sorunu var. İşte kolay bir yöntem değil. Çünkü şimdiye kadar oldukça fazla miktarda yemek yemeye alışmış olan insanlara birdenbire
yedikleri gıdanın onda biri kadar bir şeyle doymalarını öğretmeye çalışıyorsunuz. Kişilerin buna adapte olmaları son derece zor oluyor ve bu süre içerisinde hasta da siz de epey bir sorun yaşıyorsunuz. En büyük problemleri o doyma hissini hissettikten sonra da göz açlıkları gitmediği için yemek yemeye devam etme istekleri ve bunun sonucunda da tabii kusma, bantın aşağıya kayması veyahut da yukarı mide poşunda gastrit oluşumu gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle de hastanızla aranızdaki ilişki hiçbir zaman kopmuyor. Hasta başka bir hekime de başvurmuyor. Ve sadece siz de gecenin ikisinde dahil 24 saat konuşuyor. Bundan da benim eşim son derece bu ameliyattan sonra bantın ilk konulduğu durum, yani o bantı daralttığınız zaman gördüğünüz gibi yukarıda küçük bir poş oluşturuyorsunuz. Bütün gıdasını alacağı yer burası. Ve buradan aşağıya geçişte gördüğünüz gibi yarım santimlik bir çapa kadar indirgenmiş vaziyette. Özellikle Birleşik Devletler'de çok yoğun olarak yapılan bir ameliyat, Roentgen gastrik bypass dediğimiz ameliyat. Bunda görmüş olduğunuz gibi midenin üst kısmında yine restriksiyon amaçlı çok küçük bir alan bırakılıyor. Ve ondan sonra 3,5 metre yaklaşık ince bağırsağımızın yaklaşık 1 metresi, 1,5 metresi sindirim alanında sadece bir yol olarak kullanılıyor. Diğer 1,5 metresinden sindirim yapmamızı amaçlıyor. Bu yöntemde gördüğünüz gibi şu mide ile ince bağırsak arasında bir anastomoz yapılıyor ve gıda buradan geldikten sonra şu yolu sadece transit amacıyla kullanıyor. Midenin, pankreasın, safranın ve karaciğerin enzimleri yaklaşık son distal 1 metrede bağırsağa geliyor ve hasta tüm sindirimini bu aşağıdaki 1-1,5 metrelik bağırsağından yapabiliyor. Bu hem restriksiyon hem malabsorpsiyonun olduğu ameliyat. Tabi bunda kilo verme oranı, kilo verme hızı çok daha fazla. Ama buna mukabil elektrolit, vitamin ve başka bir takım sorunların da birlikte getiriliyor. Özellikle bizim halkımızın kalorisi yüksek olan gıdaları almasındaki zorluk maddi açıdan meyveleri çok rahatlıkla yemeleri ama kalori ihtiyacından proteini alamamaları bu ameliyattan sonraki komplikasyon oranlarını, metabolik komplikasyon oranlarını ülkemizde daha fazla hale tutuyor. Şimdiye kadar yaptığımız vaka sayıları daha az gastrik bypasslarda. Özellikle 150 kilonun üstünde olan ek hastalıkları çok. Burada son zamanlarda yine adını belki duyduğunuz yapılmaya başlanan ama uzun süreli sonuçların ne olduğu konusunda henüz daha kesin fikrimizin olmadığı tüp mide dediğimiz midenin büyük kurvatür tarafını tamamen çıkartarak yapılan bir ameliyat şekli de var. Ancak bunun uzun vadeli sonuçları bir parça tartışmalı ve henüz daha üstünde konuşulan, tartışılan bir ameliyat tipi. Başarıyı nasıl değerlendirelim? Tabii burada hastamızın başarıda anladığı tek ve tek şey var. O da kilosunun düşmesi. Ama sizin için önemli olan günlük aktiviteye sürdürebilmesi ve önemli olan ek patolojilerin gerilemesi. Diyabetinde, hipertansiyonunda ve diğer fonksiyonel bozukluklarında düzelmenin olması. Yeniden kilonun almanın olmaması ve yaşam şeklindeki değişiklik bizim için önemli olan başarı kriterleri. Literatürde çok bilgi var. Yani bir obezite cerrahisi kelimesi yazıp da internete girdiğinizde milyonlarca şey çıkıyor önünüze. Ama tabii bunları değerlendirirken tek taraflı bakmamak lazım. Hem cerrahisini hem medikal tedavi yöntemlerini de iyi irdelemek, objektif değerlendirmek lazım. Bize ustalarımız her zaman kendi yaptığınızla konuşun dediler. Kendiniz ne görüyorsunuz onu konuşun dediler. Ve bizim kliniğimizin bütün düsturu da budur. Biz yaptığımızda önünüze gelmek isteriz. Şu ana kadar 517 vaka olmuş. Şu son zamanlarda işte senede 100 vaka yakın bir vaka serimiz var. Genellikle yaş gruplarına göre dağılımını, vücut kitle indeksine göre dağılımını görüyorsunuz. Genellikle 40'ın üstünde bizim hasta
potansiyelimiz. Yani vücut kitle indeksleri oldukça fazla olan hastalar. Şu ana kadar ameliyat ettiklerimiz için en kilolu olan hasta 223 kiloydu. Antepli bir kebapçı dostu. Bunlar tabii hipertansiyon ve diyabet başta olmak üzere çok çeşitli ve oldukça önemli komplikasyonlar ama ameliyattan sonraki bir yıl içerisinde bunların 3'te 2'sinde düzelme sağlayabiliyorsunuz. Ve özellikle diyabetik hastalardaki başarı çok daha yüz güldürücü oluyor hipertansiyon hastalarına göre. Özellikle tip 2 diyabette bariyatrik cerrahinin etkinliği konusu giderek daha çok üstünde durulmaya başlanılan ve bu İsveçlilerin yaptığı çalışmadan sonra da birçok dergide bu yönde bir takım çalışmaların olduğu bir konu. Bizim hastalarda da gördüğümüz insülin kullanan hastaların oral antidiyabetiğe geçtiği, ikili oral antibiyotik kullananların tek ilaca kadar indirgendiği şeklinde. Endikasyonları diyabetik hastalar için özellikle tayin ettiler tekrardan. Üstüne çok fazla durmayacağım. Çok değişik bir şey yok. Kontrol indikasyonları bunların olduğu vakalarda kesinlikle bunlara müdahale etmeyin denildi. Ve biz de hep dairecilerin sözünü dinleriz. Komplikasyonlar nedir? 517 vaka içerisinde maalesef bir kaybımız var. Gastrik bypass yaptığımız bir hastamızdı. Onun haricinde en çok bizi üzen ve de problem olan vakalar mide perforasyonu vakaları. 2 tane oldu. Wernicke ensefalopatisi bir hastada gördük ama bizim bütün üniversitenin hekimleri aşağı yukarı bu hastayı gördü ve yaklaşık 10. gün tanıyı ancak koyabildik. İlk defa görüyordu birçok kişi. Onun haricinde de çok önemli bir problemle karşılaşmıyoruz. Yalnız şu bant migrasyonu üstünde durmamız gereken bir komplikasyon. Bu bant migrasyonu dediğim, bantı çok fazla sıkılı tuttuğunuzda midenin içine migre oluyor. Bu herhangi bir şekilde mide içeriğinin karın zarına geçmesine neden olmuyor ama efektivitesini kaybediyor bant. Ve dolayısıyla bantı oradan çıkartıp atmanız gerekiyor. Özellikle daha önce kullanmış olduğumuz bantlar sert bantlardı. Silikon ama sert bantlardı. Onlarda daha çok bu migrasyonu görüyorduk. Şimdi artık çok şükür yeni gelen bantlar çok daha yumuşak. O yüzden pek bu problemle de karşılaşmıyoruz. Obezite ile kanser arasında her zaman bir ilişki olduğu söylenir. Bizim 267 vakayı takip edebildiğimiz, bu kanser açısından takip edildiğimiz 267 vakada bu kadar tümörümüz var. Yani çok da büyük bir artış olduğunu düşünmüyorum. Yapılan ameliyatlarda da başarıyı bu koşullar içerisinde değerlendirirseniz geldiğimiz sonucun iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle hastaları takibini sıkı yaptığınızda, onların kontrolünü hiçbir zaman bırakmadığınızda ve sizin sözünüzü dinlediklerinde sonuçlar iyi oluyor. Çok problemli olan ve de bantımın çıkartılmasını istiyorum veyahut da bana bu ameliyattan sonra çok büyük problem yaşattınız diyen 2 veya 3 tane hastam şimdiye kadar oldu. Ama çok büyük bir kısmı bu ameliyatlardan sonra mutlu bir biçimde yaşantılarına devam ediyorlar. Ancak tabii obezite cerrahisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye içinde sorunlu bir cerrahi. Uğraşması oldukça problemli, çok büyük bir ekibin beraber çalışmasını gerektiren bir cerrahi. Ve umuyorum ki gelecekte bu cerrahi yapan merkezlerin sayısı artar ve bizim de iş yükümüz birazcık daha azalır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.